Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı 107, 108, 109, 110. sayfaları cevaplandıracağım. 5. tema değerlendirme çalışmaları cevapları. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 107 cevapları. Bal avcısı. Uyanmıştım dün erken. Bahçemizde gezerken. Gördüm bir bal arısı, rengin altı sarısı, kanatlarını açan, dızıldayarak uçan. Bu arıya dedim ki, seni öyle sevdim ki. Binbir renkli çiçekler, dile yolunu bekler. Koş ey kanatları, gez dolaş leylakları. Hele karanfillerin, üzerinde çok derin. Bir sevinçle gül, hopla, bal avcısı bal topla. Emin Recep Güler. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 108 cevapları. İlk 5 soruyu bal avcısı adlı şiire göre cevaplayınız. 1. Şiirden hareketle arılar için neler söylenebilir? Cevap. Rengarenk çiçeklerin üzerine kondukları, polenler topladıkları ve arılar için en önemli konunun bal yapmak olduğunu anlıyoruz. 2. Şiirde geçen çiçekleri işaretleyiniz. 1. 2. ve 4. çiçekler işaretlenir. 3. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Konusu: arıların çiçeklerden polen toplaması, arıların uçuşması, ana duygusu, arıların özgürce uçarak doğa ile beraber bal yapmaları. Aşağıdaki dizelerin hangisinde gerçekte olamayacak bir durum ifade edilmiştir? A. Gördüm bir bal arısı. B. Bin bir renkli çiçekler. C. Gez dolaş leylakları. D. Koş ey kanatlı arı. Doğru cevap D. Koş ey kanatlı arı. 5. Şiirde geçen eş sesli kelimeleri belirleyerek aşağıya yazınız. Cevap: aç, yol, gül. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 109 cevapları. 6. Yay ayraç işareti aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır? A. Kelimenin anlamını, manasını öğrenmiş. B. Hasan'ı dün orada okulun bahçesinde gördüm. C. İnternet, genel ağ, günümüzde önemli bir bilgi kaynağıdır. D. Kozasından yeni çıkan kelebek, turtle bile uçmaya hazırdır. Doğru cevap B. Hasan'ı dün orada okulun bahçesinde gördüm. 7. Aşağıda yer alan 3 paragrafı okuyunuz. Paragraflara ait ana fikirleri belirleyerek eşleştiriniz. A. Evcil hayvanlar da insanlar gibi birçok hakka sahiptir. Karınlarının doyurulması, bakımlarının yapılması, barındırmaları bu haklardan bazılarıdır. B. Kış mevsiminde yabani hayvanlar için yaşadıkları yerlere yiyeceklerin konulması önemli davranış şeklidir. Onların yaşamalarının sağlanması doğal dengenin korunması açısından son derece önemlidir. C. Hayvanların farklı özelliklerini keşfetmek için onlara yakın olmak gereklidir. Onlara yakın olduğumuzda bir kalplerinin olduğunu göreceğiz ve bazı davranışlarına hayran olacağız. B. Yabani hayvanların korunması son derece önemlidir. C. Hayvanları yakından tanımalıyız. A. Evcil hayvanların da temel hakları vardır. 8. Aşağıda verilen cümlelerdeki neden-sonuç ilişkisini belirleyerek yazınız.
Sürekli betonlaşma olmasaydı dünya daha güzel bir yer olabilirdi. Cevap: Dünyanın daha güzel olmamasının nedeni sürekli betonlaşma olmasıdır. Kışın hayvanlar açlıktan ölmediyse onun sokaklara koyduğu mamalar sayesindedir. Cevap: Onun sokaklara koyduğu mama sayesinde kışın hayvanlar açlıktan ölmemektedir. 4. sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 110 cevapları. Aşağıda verilen cümlelerdeki yay ayraçların içine uygun noktalama işaretini yazınız. Ben cevap bir şey söyleyeceğim. Tırnak içinde hayat her zaman acımasız değildir. Dün parantez içinde öğleye doğru senin dediğin gibi kar yağdı nokta. Biraz daha gidelim virgül dedi nokta. Sevdiği dersler iki nokta Türkçe virgül matematik virgül müzik ve görsel sanatlar dersleridir nokta. Başında fötrü şapka virgül gözünde güneş gözlüğü virgül üzerinde kırmızı bir paniye üç nokta. Burada öğrenciler kimlerdi? Noktalı virgül ne için gelmişlerdi? Noktalı virgül kim arıyorlardı? Noktalı virgül konuda hiçbirimizin bir bilgisi yoktu nokta. Benim hayata değer verdiğim üç kişi var. Annem virgül, eşim virgül, çocuklarım üç nokta. Aşağıda söz öbeklerinden deyim olanları işaretleyiniz. Düğün bayram etmek, dil dökmek, inceleyip sık dokumak, kulak misafiri olmak yazan bulutları işaretleyin. Cevap: Mor, mosmor, yalnız, yapayalnız, sarı, sapsarı, bütün, büsbütün. Evet arkadaşlar, benim bugünlük cevaplandırmam bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.